Merhaba sevgili izleyiciler. 10-17 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, haftanın genel enerjilerine bakıyoruz. Güneş, Venüs, Satürn yay burcunda ilerliyor. Merkür yay burcunda ve retro harekette. Şu dönemde özellikle kişisel veya toplumsal alanlarda uluslararası konular, yabancı kültürler, eğitim, seyahatler, uluslararası her türlü ilişki anlaşmalar, akademik konular daha fazla gündemimizde. Maneviyat, felsefeler, din, inançlarla ilgili konularda da daha hassas olabiliriz. Hafta boyunca bu alanlarda zaman zaman bazı sınavlar, zaman zaman zorluklar ya da sürpriz gelişmeler bizi bekliyor gibi görünüyor. Koç burcundaki Uranüs'ün Güneş ve Venüs'te de güzel etkileşimleri var. Yani hafta genelinde haritalarımız da destekliyorsa akademik konularda, hukuksal işlerde veya seyahat gibi yurt dışı bağlantılı işlerde de böyle sürpriz, güzel gelişmeler, fırsatlar karşımıza çıkabilir. Hafta sonuna doğru artık Ay yay burcuna da geçeceği için seyahat etme isteğimiz de artıyor. Bununla da ilgili organizasyonlar yapmaya başlayabiliriz. Mars akrep burcunda ilerliyor. Enerjimiz yüksek, libidomuz yükseliyor, tutkuluyuz, kararlıyız. Ama bir yandan da Mars bizi zaman zaman zorlayabilir. Daha kavgacı, daha tartışmacı, daha kıskanç, daha kuşkucu, şüpheli olabiliriz. Saldırgan olabiliriz. Dürtüsel hareket etmemeliyiz. Daha sağduyulu olmalıyız. Özellikle Mars sabit burçları, akreplerle beraber boğa burçlarını, kova burçlarını, aslan burçlarını bu dönem daha fazla etki altında bırakacak. Onların daha dikkatli ve temkinli olması gerekiyor. Evet, ay haftanın ilk 3 günü terazi burcunda, çarşamba akşamına kadar biraz daha ilişkilere odaklıyız. İşbirliklerine odaklıyız. Partnerimiz, eşimiz bizim için öncelikli hale gelebilir. Toplumsal alanlarda da siyaset, diplomasi, ülkeler arası ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, hukuksal konular ilgi alanımızda olabilir. Çarşamba gecesinden itibaren ay akrebe geçecek. Çarşamba gecesi ay Mars'la birleşiyor. Biraz kazaları açık bir gün. Dikkat edelim. Perşembe ve cuma günü de ay akrep burcunda ilerleyecek. Finansal kaygılarımız artabilir. Parasal konulara daha fazla odaklanabiliriz. Yine tutkular, cinsellik gibi konularda da aktif günler. Hafta sonu ise Ay yay burcunda kültürel konulara, seyahatlere ilgimiz artıyor. Yabancı kavramlar özellikle ya da din, maneviyat, felsefelerle ilgili konular ilgi alanımızda. Bu hafta Merkür Retrosu zaman zaman hayatımızda iletişimle ilgili bazı rötarlar, gecikmeler yaratsa da zaman zaman da nostaljik sürprizler getirecek gibi görünüyor. Birçoğumuz böyle yayda olduğu için eski üniversite arkadaşı, okul arkadaşı, iş arkadaşıyla görüşmek, haberleşmek, bir araya gelmek gibi güzel, nostaljik sürprizlerle de karşılaşabiliriz. Keyif alabiliriz ya da geçmişle bağlantılı işlerimizde çözüm yolları bulmamız, daha önceden gittiğimiz yerlere tekrar gitmemiz, eski bir akademik işimizi, bir eğitim işimizi tamamlamamız, projemizi tamamlamamız gibi fırsatların da karşımıza çıktığını görebiliriz. Hazırladığımız haftalık videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de takip ediniz. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.